Herkese merhaba. Yeni bir 3 boyutlu yazıcı videosuyla karşınızdayız. Bugün aslında hem size bir üründen bahsedeceğim hem de 3 boyutlu yazıcı ile yine işimize yarar bir ürün basacağız. Bu ilk bahsedeceğim ürün modeli BT168 Pro diye geçiyor. Battery Tester. Pillerinizi test etmeye yarayan bir cihaz. Benim de elimde yaklaşık 1-2 senedir biriktirdiğim burada yoğurt kovasına koydum. Böyle 2 kiloya yakın atık pilim var. Tabi bunların üzerinde bir ibare olmadığı için hangisinin ne kadar dolu olduğunu çok fazla bilemiyordum. 3 boyutlu yazıcıyla ne alakası var bunun diyeceksiniz. Thingiverse.com sitesinde bildiğiniz üzere çeşitli 3 boyutlu tasarım yapan arkadaşlar burada pilleri de saklayacak kablar yapıyor. Ben de bunların voltaj değerlerini ölçeceğim. Yüksek voltlu olanları bir haznede toplayacağım. Yarımları bir köşeye ayıracağım ve en sonunda da bitmiş olanları da bu sistemden ayırdıktan sonra benim için bayağı bir pil tasarrufu olacak. Dilimleyici programında ben hazır ayarları kullanacağım. Dilerseniz hemen bilgisayar başına geçelim. Evet, sonunda pil tutucularımız bitti. Bunların kapakları zaten çekimlerde gördünüz. Bunları kullanırken ben müsvedde filamentleri kullandım. Yani bayatlamaya yüz tutmuş filamentleri kullandım ve basım hızını arttırdığım için yüzey kalitesi olarak çok kaliteli değil ama iş görür seviyede. Zaten pillerimizi muhafaza edeceğimiz için çok da bir kıymeti yoktu. 2 tane AA pilden yaptım. Çünkü elimde daha fazla AA pil var. Bir tane de 3A pil yaptım. Bundan elimde daha az vardı. Hem de göz sayısı daha fazla olduğu için yine müsvedde, yani bayatlamaya yüz tutmuş kahverengi filamenti kullandım. AA pile de farklı renk kullandım. Gri filament kullandım. İşin özetinde 3 tane pil haznem oldu. Bu 2 tane AA kutusunu özellikle gruplayacağım ki kimisi yarım oluyor, kimisi birazcık daha dolu oluyor. Böylelikle ilk yarımlardan başlayacağım harcarken de. Aletimiz burada gördüğünüz üzere. Şimdi pillerimizi dökeceğiz. Sırasıyla da ölçümünü yapacağız. Bu mesela bomboş, hiçbir şey yanmadı. O yüzden bu boş pili tekrardan bunların arasına katmıyorum ve atık pil kutusuna tekrardan geri yolluyorum. Buna bakıyoruz. Bakalım. Bunda mesela görünüyor mu bilmiyorum ama 1.21 diyor. 1.20'nin üzerindekileri ben bir tarafa ayırmayı planlamıştım. Tabii sizin vaktinizi çalmayacağım. Hızlı hızlı eleyeceğim. 1.40. Bu pil boş.
Bu mesela varla yok arasında 0.55'i zor yaktığı için 0.45 hatta bunu tekrardan atık pillerin arasına koyuyorum. Çünkü bu neredeyse ömrünü tamamlamış. 0.93 çıktı. Bu mesela yarım bir pil. O yüzden başka bir kategoriye koyuyorum. Bunu da yarımlara koyuyorum. Burası full dolduğu için, yani burada tam doluları olduğu için buraya yarımları koymaya başladım. Bunun için ayrıyetten bir tane daha yapmayacağım. Hatta şuydu galiba. Bakayım. 1.26 diyor. Bunu 1.26'nın buraya koyacağım. Bunu da full bir şekilde yapmış olacağım. Bunun kapağını kapatabiliriz. Hatta sticker'ını da yapıştıralım. Taraf düşük olanlar, bu tarafta yüksek voltajda olanlar. Kapağa şimdi iki tane etiket yapıştıracağım ki bunu ileride anlayabileyim. Bu taraf düşük, yani sol taraf düşük, sağ taraf yüksek voltaj, bu taraf düşük. Tabanca bu çakmak, bu tabanca bu çakmak. Bataryalarımı gruplamış oldum. Totalde 3 tane kasam oldu. Burada ayırdıklarım, bunlar tamamen boş olanlar, artık kullanamayacak olanlar. Bunlar da geri dönüşüme gidecek. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Hem bu cihazın sayesinde hem de kategori ettiğim pil kasaları sayesinde artık pil boş mu dolu mu düşünme derdi de ortadan kalkmış olacak. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz bu videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve zil düğmesine tıklayabilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.